İşte böyle çocuklar. Çok komik bir hikayeymiş dede. Gülmekten karnım ağrıdı. Evet Baysa, bu hikaye beni de çok güldürmüştü ilk dinlediğimde. Karganın durumuna düşmek istemezdim. Hikayemizi de dinlediğimize göre hadi şimdi uyku vakti çocuklar. Güneş ana! Yaman dede! Hayırdır inşallah. Kim ola ki bu saatte? Ozan'ın sesine benziyor. Ne? Ozan mı? Ozan oğlum, ne işin var bu saatte? Oğlanın bu hali ne böyle? Sorma dedem. Ne yapacağımı bilemedim. Bu yakınlardaydım. Oğlan ateşlendi. Çaresiz size geldim. Biz ne yapabiliriz ki evlat? Doktor gerek bu çocuğa. Ateşi çok yüksek. Hadi çadırı alalım çocuğu. Ateşini düşürmeye çalışalım en azından. Maysa, git kızım. Bana sirke ile su getir. Perçem, kızım sen de bir kap ve bez bul bir yerden. Peki anne. Devran oğlum, sen de ata atla da doktoru getir bir an önce. Tamam baba, yanıma Bulut'u alıp yola düşeyim. Yalnız geçen gün atın mıhı gevşemişti. Yola çıkmadan evvel ona bir bakıver. Mıh ne? Atın nal çivisi. Tamam baba, ben hallederim. Hadi Bulut, sen eğeri getir, ben de atı hazırlayayım. Hemen getiriyorum. Gel evlat, tasalanma. Her şey iyi olacak. Devranlar şimdi doktoru getirirler hayırlısıyla. Sirkeyle ne yapacaksın nine? Sirkeli suyla ateşini düşüreceğiz. Ben hep kışın hasta oluyorum. Hava sıcak. Neden hasta olmuş ki? Kışın insanlar üşütüp daha kolay hasta oluyor. Doğru. Ama bir de mikroplar var. Mikroplar yaz kış dinlemez. Mikrop mu? O ne? Göremediğimiz küçük canlılar. Peki. Atın mığını kontrol ettin mi Devran emmi? Ettim ettim. Bizi şehre götürüp getirecek kadar dayanır. Ya yolda başımıza bir şey gelirse? Zannetmiyorum. Hem bir an önce yola koyulmamız gerekiyor. Söyle bakalım. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Kiminle konuşuyorsun kızım? Böcekle. Ama hayatımda ilk defa gördüm. İlahi Maysa. Senin o seslendiğin tesbih böceği. Tesbih böceği mi? Tabii ya. Bak, dokununca top gibi oldu. Kendini senden korumak istedi bu şekilde. Aa, o yüzden mi? Ben de ben kızınca saklanmaya çalıştı sanmıştım. Şehre ne kadar vakitte varırız Devran emmi? Çok uzun süreceğini zannetmiyorum ama bu karanlıkta at önünü zor görüyor. İyi misin Bulut? İyiyim Devran emmi. Neydi o öyle? Sincap ürkütmüş. Bak şurada duruyor. Demek atı ürküten oydu. Şimdi ne oldu Devran emmi? Niye durduk? Sanırım az önce mıh atın ayağından çıktı. Onu bulup çakmamız lazım. Bu karanlıkta nasıl bulacağız ki? Telaşlanma.
Birazdan doktor gelir. Eli kulağındadır. Sağ olsun, Güneş Ana başından ayrılmadı. Sanırım ateşi biraz düştü. Ama yine de insan endişeleniyor. İnşallah iyileşecek. Bu mevsimde olur böyle şeyler ama yine de temkinli olmak lazım. Ben bir içeri bakayım. Belki bir şeye ihtiyaçları vardır. Yok Devran emmi, bu karanlıkta bulmak çok zor. Şu ilerideki taşların oraya da bir bak. Burada da yok Devran emmi. Hay Allah, ne yapacağız? Bu şekilde ata binemeyiz. Ama burada bekledikçe daha çok geç kalıyoruz. Doğru diyorsun, bulacağımız kesin değil. İsmi bir an önce yola koyulalım. Ne kadar yolumuz var? O zamana kadar bir şey olmaz, değil mi? Merak etme, az kaldı. Dönerken atı bırakıp doktorun arabasıyla döneriz. Öyle daha hızlı olur. Ne güzel bir elma. Tam ağzıma layık. Çocuklar, nerede kaldınız Devran oğlum? Endişelenmeye başladık. Sorma baba, atın mıhını düşürdük yolda. Gece karanlığında bulamayınca da mecbur yürüyerek indik şehre. Hay Allah, neyse doktor beyi bir an önce hastaya götürelim. Buyurun doktor bey oğlum. Korkma, merak edilecek bir şey yok. Birkaç gün dinlenmesi gerekecek. Şu sıralar etrafta salgın var. Evet, biliyorum ben. Gördüm o mikropları. Küçücükler ama çok tehlikeliler. Evet Maysa, küçücükler ama bak bizi nasıl da güçsüz düşürüyorlar. Önemsemediğiniz küçük şeyler büyük sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden temizliğimize dikkat etmeliyiz Maysa. Bol bol meyve yiyerek vücudumuzun direncini mikroplara karşı arttırmalıyız. Ama yemeden önce meyveleri iyice yıkamalıyız, değil mi? Ben biliyorum. Rüyamda görmüştüm. Evet Maysa, aynen öyle.